Merhaba arkadaşlar. Korona virüsü çalışma ve yaşam biçimimizi değiştirmeden önce bile geleneksel iş günü yani saat 9.18 veya 8.17 çalışma düzeni beyaz yaka personel için geçmişin kalıntısı haline gelmeye başlamıştı. Zorunlu olarak evden çalışma dönemine girdiğimizde ise artık resmi çalışma saatleri veya hafta içi, hafta sonu gibi kavramlar anlamını bir anda yitirdiler. Yeni tamamlanan bir ankette dünyanın dört bir yanından bine yakın çalışan katılım göstermiş ve bunların yüzde 92'si akşamları ve hafta sonları düzenli olarak çalıştıklarını belirtmişler. Bir bakış açısına göre teknolojik gelişmeler bizleri 9-18 çalışma saati kısıtından kurtarıyor. Diğer yandan istediğiniz zaman istediğiniz yerden çalışma imkanı getiriyor. Buna karşılık anket verilerine göre çalışmak için her zamankinden daha fazla zaman harcıyoruz. Evden çalışmanın da getirdiği avantajla günün erken saatlerinde veya geç saatlerinde çalışabiliyoruz. Tabii ki hafta sonları da artık çalışmak için elverişli zamanlar haline dönüştü. Önceden 9-18 olan çalışma zamanlarının nasıl olup da bütün günü kapladığına gelin birlikte anket sonuçlarını inceleyerek ele alalım. Sabah'tan geceye kadar e-posta ve anlık mesajları kontrol etme durumu çalışma zamanının bütün güne yayılmasındaki en büyük etken. Yapılan ankete göre insanların %34'ü uyanır uyanmaz e-postalarını kontrol ediyor. %47'si çalışmaya başlamasının ilk 30 dakikasında bunu gerçekleştiriyor. %9'u çalışmaya başlamasından 30 ila 60 dakika arasında maillerini kontrol ediyor. %10'u ise çalışmaya başlamasının üzerinden 1 saat geçtikten sonra maillerini inceliyor. Anlık mesajlar ve mailleri sürekli takip etmek sadece çalışma zamanının genişlemesine sebep olmuyor, aynı zamanda bir işe odaklanmanıza da engel olabiliyor. Özellikle telefondan gelen sesli veya titreşimli bildirimler odaklandığınız işe ara vermenize sebep oluyor. Bir konudan bir başka konuya geçmenin arkadaşlar bunu altını çizerek söyleyeceğim. Sadece e-postayı hızlı bir şekilde kontrol etmenin bile günde üretken zamanınızın yüzde 80'ini öldürebileceğini lütfen unutmayınız. Önceki videolarımda da söylemiştim. Gün içinde en verimli geçirdiğiniz 2 veya 3 saatiniz olsun. O saatlere sizi bölecek hiçbir şey koymayın ve en zor, en önemli gördüğünüz işleri günün o 2-3 saati içinde tamamlamaya çalışın. Bakınız mail veya anlık mesajlara gelen acil durum içerikli yazışmalar planlarınızın sürekli değişmesine ve veriminizin azalmasının en önemli sebepleri arasındadır. Yapılan anket çalışmasında son 3 ila 5 yıl içinde katılımcıların %51'i iletişim için harcanan zamanın daha da arttığını belirtmişler. %16'sı azaldığını, %33'ü ise aynı kaldığını söylemiş. Buna rağmen insanların %72'si iletişim uygulamalarını gün boyu açık tuttuklarını da ifade etmişler. Araştırmanın ilginç sonuçlarından birisi de şu. Katılımcıların sadece %5'i günlük işlerini her gün bitirdiklerini söylemiş. %35'i günlük işlerini çoğunlukla bitirdiğini, kalan %60'ı ise bazen veya ara sıra şeklinde fikir belirtmişler. %60 oranında günlük işleri yetiştirememenin arkasında insanların bir gün içinde yapabilecekleri aktivite sayısına iyimser yaklaşım göstermeleri ve kapasitelerinin üzerinde iş planlamaları olarak görülüyor. Hatta bu soruyu destekleyen bir başka soru, "Günlük işlerinizi bitirmedeki engeller nelerdir?" diye sorulduğunda %29 net olmayan öncelikler, %25 çok fazla iş olması, %14 toplantı, e-mail ve anlık mesajlaşma süreleri, %13 çalışma ortamının dikkat dağıtıcı özellikleri %11 ailevi veya kişisel sorumluluklar ve %8 diğer şeklinde cevaplar vermişler. Ankette katılımcılara sorulan bir diğer soru ise gün sonunda kendilerini nasıl hissettikleri. Bakınız %38'i başarı duygusu yaşarken %62'lik kısım bunalma duygusu yaşamakta. Tabii ki bu durumun insanlar üzerindeki stresi arttırdığı da açık bir gerçek. Araştırmaya cevap verenlerin %15'lik kısmının günde 5 saatten az çalıştığı, %23'lük kısmının 6 ila 7 saat çalıştığı, %33'lük kısım 8 saat ve %29 9 saatten fazla çalıştığını beyan etmiş. Bununla birlikte son 3 ila 5 yıl içinde çalışma zaman aralığının genişlediği genel olarak kabul görüyor. Katılımcıların sadece %38'i 9-18 veya benzeri bir programda çalıştıklarını söylüyor. Geri kalanlar tam gün çalışmıyorlar belki ama gelen mesajlara cevap vermek, toplantılara günün herhangi bir saati katılım e, göstermek gibi durumlardan dolayı bütün gün müsait ya da bütün gün uygun şeklinde çalışmaya başladıklarını belirtmişler. insanlara gelecekte nasıl etkileneceğinizi düşünüyorsunuz şeklinde bir soruda ise katılımcıların %44'ü yeni araçlar öğrenmek zorunda kalacaklarını söylemişler. Yani işlerine devam edebilmek, yaptıkları işten para kazanmaya devam edebilmek için dijitalleşmeye özellikle daha fazla zaman ayırmaları gerektiği konusunda bir kabul ortaya çıkmış. Bir de %28'lik umutsuz kesim var ki bunlar da gelecekte becerilerinin modasının geçmiş olacağını ve mevcut yaptıkları işe ihtiyaç kalmayacağına inanıyorlar. Bu iki cevap bütün katılımcıların %72'sini oluşturuyor ve her iki düşünceye sahip taraflar üzerinde stres oluşturuyor. Evet bu videoda da bir araştırma sonucunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım hem çekim ortamını hem de paylaştığım sonuçları beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma üye olmayı lütfen unutmayınız. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.